Araştırmalar özellikle gençlerin klasik medya araçları olan televizyon, radyo ve gazete yerine bilgisayar ve akıllı telefonları tercih ettiğini gösteriyor. Bu durumun beraberinde getirdiği sorunlara dikkati çeken uzmanlarsa ailelerin daha bilinçli olması lazım diyor. Telefon her zaman elimizde. Neler yapıyorsun telefonda? Yani sosyal medyada sürekli dolanıyor. Hiç gazete almadım. Yapılan son araştırmalar 2000 yılı sonrası doğan gençlerin gazete, radyo ve televizyon yerine bilgisayar ve akıllı telefonları tercih ettiğini gösteriyor. 2000 sonrası doğan kişileri kapsayan Z kuşağı geleneksel medya araçlarından radyo, televizyon ve gazete tam manasıyla okumuyor değil de artık günden güne geleneksel medya araçlarından daha çok dijitale bir eğilim olduğunu gözlemledik. Artık teknolojiyle birlikte neslin dijitalleştiğini gördük çıkan sonuçlar. Artık özellikle 2000 sonrası doğan, bugün lise çağında olan çocuklarımız, evet, daha çok akıllı telefon kullanıyorlar, daha çok bilgisayar kullanıyorlar. Gün içerisinde saatlerce, 4 saat ve üzerinde çok ciddi zamanlar ayırıyorlar artık. Evet, her an elimde. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Telefondan zaten her şeyi takip ettiğim için televizyona gerek duymuyorum. Yani telefon tabii daha yaşamımızın içinde her seferde. Telefondan her şeyimizi halledebiliyoruz. İnternete giriyoruz. Yani haberleri öğreniyoruz. Bilişim uzmanı Şaban Özdemir bu durumun beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekiyor. Çocuk gelişimiyle ilgili çalışanlar dijitalleşmenin özellikle bilgisayar ortamında uzun saatlerce bulunuyor olmanın fizyolojik bir takım sıkıntıları ve psikolojik bir takım sorunları beraberine getirdiğini zaten bangır bangır bağırıyorlar, hepimiz biliyoruz. Açlıktan hiç aklına yemek gelmeyip bilgisayarın başında ölenleri biliyoruz. Tamamen bağımlı olup ailesiyle ilişkisini kesenleri biliyoruz. Özdemir, ailelerin çocukları dijital ortamdan mahrum bırakmak yerine daha bilinçli ve kontrollü olması gerektiğini söylüyor. Ailelerin bu çocuklarımızı kendi ortamlarıyla kıyaslamayıp bu durumu biraz anlıyor olmaları gerekiyor. Ellerinden almak değil. Bu çocukları dijital ortamlardan tamamen mahrum bırakmak çok gerçekçi bir yaklaşım diye ne yapmak gerekiyor? Burada ailelere biraz daha bilinçli ve farkında oluyor olmak gerekiyor.